Öncelikle Düzce ilimize ve etraftaki illerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah'a hamdolsun. Herhangi bir kaybımız söz konusu değildir. Yıkılan bir binamız söz konusu değildir. Bizim hem sahadaki arkadaşlarımızın tespitleri hem de taramalarımızın neticesinde bize ulaşan herhangi olumsuz bir durum söz konusu değildir. Sadece panik ve korkuyla bazı vatandaşlarımızın panik haliyle hastanelere başvurduğu yaklaşık 12-13 vatandaşımızın ayakta tedavileri panikten dolayı, korkudan dolayı ayaktan tedavileri gerçekleştirmiş olup herhangi bir olumsuz durum söz konusu olmayıp sahadaki tespit ve tarama çalışmalarımız en ucra köyleri dahil olmak üzere devam etmektedir. Tüm Düzce'mize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Halkımızı sakinliklerini korumaya davet ediyorum. Şimdi biz de arkadaşlarımızla beraber vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik sahada ve vatandaşlarımıza, esnaflarımıza geçmiş olsun dileklerimizi birebir ilettik. Dediğim gibi hamdolsun herhangi olumsuz bir şey söz konusu değil. Efendim 5.3 Düzce'nin hazırlıklı olduğunu da gösterdi burada. Herhangi bir yıkım da olmadı. Burada ilimiz herhalde hazır bu anlamda. Burada 12 Kasım'ı daha 5 gün önce hep beraber Sayın Bakanımızın burada başkanlığındaki programı hep beraber takip ettiniz. Bunun ne kadar önemli olduğunu, bu yapılan programların ne kadar önemli olduğunu gördük. Tüm arkadaşlarımız hazırlıklı, tüm arkadaşlarımız sahada görevinin başında. En son ilimizde kurulan yerel destek ekiplerini de biliyorsunuz arkadaşlar. Onlar da hazır. Yani Allah'a hamdolsun. Olumsuz bir şey söz konusu değil. Evet, yani yapı Yani anlamında da hazırlıklıyız anladığımız kadarıyla bu anlamda. inşallah tabii yani iki büyük depremden sonra ilimiz elbette ki bu anlamda bir de yatay mimari anlamında diğerlere göre daha yani şanslı olan bir il olarak söyleyebiliriz. Ama dediğim gibi arkadaşlar çok çok geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Evet, sağ olasınız. Sağ olun.